Enflasyon aylık 0,89 açıklandı. Yıllık 16,59. Fakat en ürpertici tarafı üfe. Üretici enflasyonu 38,33 çıktı. Ben açıklanan rakamların arzu ederdim ki piyasadaki gerçeklerle çakışmasını. Fakat çıplak gözle baktığınızda piyasadaki rakamların açıklanan rakamlarla hiç de ilgisi olmadığını net olarak görebiliyorsunuz. Umarım ben bu yanlışlık gerekli kurum ve kuruluşlar tarafından giderilir. Gerçek enflasyon rakamları halka uygun ve piyasa gerçeklerine uygun açıklanır. ÜFE'nin 38,33 olması çok tehlikeli. 3,92 aylık arttı, %4. Akışkanlık vardır ÜFE ve TÜFE arasında. Çok büyük ihtimal ÜFE rakamları yakın bir gelecekte TÜFE'yi tetikleyecek ve etkileyecektir. En çok artışlara dikkat ettiğimizde 28,39'la ulaşımda var artış açıklanan rakam. 21,70 gibi rakamlarla aşağı yukarı ev eşyasında var. Ve sağlıkta var %19,5. Ben bu rakamlara yakın enflasyon rakamlarının çıkabileceğini tahmin ediyordum ancak olmadı. Umarım önümüzdeki aylarda bu rakamlar daha gerçekçi bir biçimde sunulabilir. TÜİK'in ben bunu bilinçli olarak yanlış yönlendirmek için insanları yaptığı kanaatini taşımıyorum. Ancak kriter olarak değerlendirilen emtianın yani malların çok büyük ihtimal aylık kullanım hızlarının veya oranlarının çok sınırlı olması. Doğal olarak da o malların fiyatlarının aylık çok az artması nedeniyle böyle bir sonucun ortaya çıktığını kanaatini taşıyorum. Arzu ederim ki ben gerçekten halkın kullanabildiği, kullandığı ve ihtiyaç olan malları bu sepet içerisine sokarlar. O zaman daha reel rakamları görürüz. Enflasyonun daha büyük, ben hayret içerisindeyim. %7'lik bir rakam açıklandı. Mantıklı boyutta baktığınızda Mayıs ayında zaten Türkiye 17 günlük bir kapanışı yaşadı bütün piyasa bütünüyle. Bu boyutta bir büyümenin ilk çeyrekte yakalanması gerçek anlamda mucize ve Çin'den sonra dünyada en büyük büyümeyi yakalayan rakam Türkiye oldu. Ben Batı ülkelerinin neredeyse küçülmeye yakın büyüme yaşadıkları bir trendde Türkiye'nin %7'lik rakam yakalamasını biraz farklı izliyor görüyorum ama rakamın doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım inşallah doğrudur. Oradaki trajikomik taraf da açıklanan büyüme rakamının hiçbir biçim ve şekilde Türkiye'deki ticaret olan, iletişim olan insanları etkilememesi. Yani bu insanlar hiçbir biçim ve şekilde büyüyemediler. Yine aynı paralelde tüketici olarak yer alan insanlar, aktörlerde hiçbir biçim ve şekilde açıklanan rakamla uzaktan yakından alakası olmayan biçimde küçülme yaşadılar. İnşallah bu rakamlarda önümüzdeki dönemlerde, 3 aylık dönemlerde daha reel biçimde açıklanabilir. İhracat rakamları açıklandı. Bir önceki yıla göre %65,5'lik bir artış var ihracatta. 16,5 milyar dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti. Bu çok güzel bir şey. Yani rakamsal bazda açıklamalara baktığınızda konjektürde harika şeyler görüyorsunuz. Yani bunu hangi oranda reele yansıtırız onu ben bilmiyorum. İthalatta %54'lük bir artış yaşadık. 20,6 milyar dolarlık bir artışla karşılaştık. İhracatın ithalatı karşılama oranı %82,6. O da güzel bir rakam bana göre. Umarım ben bu rakamlar gerçektir. Benim tek söylemek istediğim bu. Ben kendimi inandırmaya çalışıyorum bu rakamlara. Fakat yaşadığımız gerçeklerle açıklanan rakamlar çok ciddi farklılıklar arz ettiğini de hissediyorum bütün benliğimle.